Dimek Dövücü ile Hınk Deyici'nin fıkrası. Nasrettin Hoca'nın kadılığında huzuruna iki kişi getirilmiş. Biri güçlü, kuvvetli pehlivan gibi, diğeri sıska, çelimsiz ama gözler felfecir. İkisi de birbirine kızgın, öfkeli, ikisi de birbirinden şikayetçi. Anlatın bakalım demiş Hoca Efendi. Nedir mesela? Desturu alan sıska yayından çıkan ok gibi atlamış lafa. Adaletinize sığınırım hocam diyerek başlamış lafa. Ben bu adamdan davacıyım. Bu adam omzunda tokmağı ile dibek dövülür diye çığırarak sokak sokak gezerdi. Derken hanenin birinden iş aldı. Hane sahibiyle 10 akçeyi anlaştılar. Sonra dibekte bulguru dövmeye başladı. Ama işi eksik yapıyordu. Tokmağı her kaldırıp vurduğunda hınk demiyordu. Yanına sokuldum, dedim bu iş böyle olmaz, eksik yapıyorsun. Tokmağı dibeğe her vurduğunda hışımla hınk demen lazım. Bana hak verecek yerde beni tersledi. Git başımdan dedi. Lakin ben yine de iş tamam olsun diye yanında durdum. Onun her tokmağı indirişinde bütün kuvvetimle hınk dedim. Böylelikle iş bitirildi. Hane sahibine dövülen bulgurlar teslim edildi. Sonrasında da hane sahibi sözleştikleri akçeleri bir bir bu dibek dövücünün avucuna saydı. Bu adam da aldığı akçeleri direkt kesesinin içine koyup dönüp arkasını gitmeye kalktı. Ben de karşısına dikildim. Dur hemşerim dedim. Dibeyi sen dövdün, ben de yanında hınk dedim. Bu işi beraber yaptık. Aldığın parada benim de hakkım var. Bana payımı ver dedim. Bunun üzerine bana kızdı, sövdü, beni itekledi. Ben de hakkımı yedirmem sana diye ver yansığını ettim. Bağırış, çığırışlarımızı duyan zabitler de bizi kolumuzdan tutup sizin huzurunuza getirdi. Vaziyet aynen böyledir. Ben bu adamdan hakkımı isterim diyerek sözünü bitirdi. Hoca Efendi dibek dövücüye döner ve onu dinledik, var mı bir sözün diye sorar. Cüsseli dibek dövücü utanıp sıkılarak mahcup bir şekilde benim elimden iş gelir. Ağzım laf yapmayı bilmez Kadı Efendi diye cevaplar. Hoca Efendi de âlâ, gereği düşünüldü diye kararını bildirir. Döner dibek dövücüye, çıkart bakalım belindeki akçe kesesini, bana uzat der. Dibek dövücü boynu bükük belindeki keseyi çıkartıp hocanın avucuna mahzun bir şekilde bırakır. Sonrasında hınk deyiciye gel bakalım yamacıma diye çağırır. Hınk deyici büyük bir iştah ve şevk ile hocanın yanına doğru atılır. O esnada dev gibi dibek dövücü kahrından iki büklüm olmuş ayakta zor duruyordur. Hoca elindeki akçe kesesini ucundan tutarak havaya kaldırır. Hınk deyicinin kulağına doğru götürür. Kulağının tam hizasında keseyi biraz sallayarak şıngırtatır. Sonra ağzı kulaklarında mahkemeden galip geldiğini zanneden hınk deyiciye dönüp der ki duydun mu akçelerin sesini? Duydum duydum diye coşkuyla cevap verir hınk deyici. Hoca da şimdi tamam oldu, adalet yerini buldu der. Dibeyi döven akçe kesesini, dibek dövenin yanında hınk diyen de akçelerin şıngırtısını alır diyerek mahkemeyi bitirir. Dibek dövücü şükrederek hınk deyici de kahrolarak kadılık makamından ayrılır.